Merhaba sayın seyirciler, bugün 13 Nisan Çarşamba, Yeni Günde Gündem programımızdan sizleri saygıyla selamlıyoruz. Evet, Yeni Günde Gündem'in bugünkü konu Sayın Mustafa Ökmen, hoş geldiniz. Hoş bulduk abi. Sayın Ökmen, Nevar Sari İşgören Vakfı Yönetim Kurulu üyesi. Evet. Doğru değil mi? Yönetim Başkanı. Yönetim Kurulu Başkanı, pardon. Evet, Nevar Sari İşgören deyince İzmir'in her tarafında böyle aklımıza böyle sağlık kurumlarında, efendim mesela milli eğitimde her yerde bütün kurumlarımızda hemen hemen böyle yapılar geliyor. Onun bağışları geliyor. Evet, Nevar Sadık Gören hakkında çok şey konuşacağız da önce bir siz tanıyabilirim. Mustafa Ökmen kimdir? Evet, öncelikle teşekkür ederim abi. Böyle bir fırsatı, vakfımızı burada anlatma fırsatı verdiğiniz için, İzmirli hemşehrilerimize böyle bir bilgilendirme fırsatı verdiğiniz için teşekkür ederim. Ben öncelikle tabii Türkiye zor günler geçiriyor. İşte bir taraftan şehitlerimiz geliyor maalesef. Evet. Acı günler yaşıyoruz. Bu acıların bir an önce sona ermesi ve şehitlerimize rahmet dileklerimizle öncelikle bu konuyu değinmek isterim. Evet. Onun için de ben ismim Profesör Doktor Mustafa Ökmen. Manisa'dayım, Salim'deyim. Manisa'da Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetim Bölüm Başkanlığı'nı yürütüyorum aynı zamanda. 2012 Haziran'dan bu tarafa Nevar Sari İşgören Vakfı mütevelli üyeliği yürütüyorum. Geçtiğimiz 2015 Şubat'tan beri de bu tarafa da yönetim kurulu başkanlığını devam ettiriyorum. Evet, kamu yönetimindesiniz ve bir vakfın başındasınız. Evet. Önce iktisatçı olduğunuza göre Türkiye'yi bir şöyle bir analiz eder misiniz bize? Kısaca. Bugünkü Türkiye'nin, mesela geçenlerde Merkez Bankası Başkanı değişti. Bir anda bir baktım piyasada bir düşüşler oldu. Böyle, özellikle dolar bazında düşüşler oldu. Fakat benim çok garibime giden bir şey oldu. Bir para kuruluşu Türkiye'de dolar dedi 3.30 olması lazım dedi. Halbuki dolar o gün düşmüştü. İnsanların kafasını karıştırıyor. Evet, çok karışık şeyler var. Şöyle kısaca Türkiye'nin ekonomik yapısını. İktisat ekonomi benim alanım değil. Yani ben daha çok kamu yönetimi çalışıyorum ama evet. Hepimizin şahit olduğumuz, gözlemlediğiniz şeyler var. Yani Türkiye'nin ben geleceğin parlak olduğunu düşünüyorum. Yani evet. Açık ama hep birlikte, birlik beraberlik içinde işte bu zor günleri de yani atlatarak hep birlikte hareket edersek ben bu zor günlerde atlatacağını düşünüyorum. Birlik olduğu her şey olur diyorsunuz. Tabii tabii, yani birlik her şeyin başı. Birlikten malumunuz biliyorsunuz, birlikten kuvvet de var. Birlikten en güzel atasözlerinin birisi. Doğru. Ekonomide de yani ben Türkiye'nin zengin bir ülke olduğunu düşünüyorum. Yani tabii bu ekonomi konular biraz da uluslararası manipülasyona açık bir konu. Bu tür dediğiniz kuruluşlar bunları yönlendirmek isteyebilirler. Biz kendimiz olarak kendimize özgü adımlar yapmamız lazım. Evet. Yani, kendimize özgü adımlar. Evet. Herhalde burası çok önemli. Yani şöyle bir, ben yerel yönetimler, küreselleşme falan çalışıyorum. Yani evet. Küresel olup yerel kalarak yerel değerlerimizin üzerine adımlar atmamız gerekiyor. Küresel olup yerel, kalarak yerel değerlerimizin üzerine kendimizi geliştirmemiz gerekiyor. Bunu becerebiliyor muyuz böyle az da olsa? İnşallah becereceğiz yani. Becereceğiz yani inşallah. Eksiklerimiz var ama becereceğimizi düşünüyorum. Evet, vakfa dönelim. Nevar Sari İşgören Vakfı gerçekten İzmir'in her yerinde böyle eserleri olan bir vakıf. Biraz evvel de dediğim gibi aslında hemen hemen bütün alanlarda Nevar Sari İşgören ismini görüyoruz. Evet. Evet hocam, biraz vakfınızdan bahsedelim. Evet, burada tabii Nevar Sari İşgören çiftinin büyüklerimizi tabii saygıyla, rahmetle tekrar anmakta fayda var. Sari abi 2010 yılında biliyorsunuz bir rahatsızlık geçti. O süreçte bir vakıf kurma teşebbüsüne girişti. Nevar Sari İşgören Vakfı işiyle birlikte. Hemen hemen vefatından 10 gün sonra falan da tescil gerçekleşti. 2011 yılında vakfın tescili gerçekleşti. 2011'den bu tarafa vakfımız faaliyetlerine devam ediyor. Hı hı. Vakfımız, istersen şöyle bir kategorizasyon yapayım ben. Tabii. Rahmetli Sari amcanın sağlığında İzmir'imize, güzel İzmir'imize çok önemli katkıları var. Yani eğitimle ilgili, sağlıkla ilgili, sosyal politikayla ilgili çok önemli katkıları var. Bunların herhalde yalnızca isimlerinden bile bahsetsem burada bu program. İsterseniz kısaca Salih amcanın önemli eğitimle ilgili birkaç örnek. Salih amca deyince bir yakınlık var herhalde. Aynen öyle, büyük yani büyük. Yaş olarak ben sonradan evet. Evet, yani yakın hissediyoruz ve minnetimiz var ona karşı. Herhalde herkes benzer deyimler kullanıyor değil mi? Aynen, evet. Yani nereye gitsek aynı duygularımızı evet. Hissediyoruz. Salih İşgören büyüğümüzün eğitim alanında İzmir'e yaptığı birkaç örnekten bahsedecek olursak, Salih İşgören İlköğretim Okulu
Yine Nevar Salih İşgören Turizm Otelcilik ve Meslek Lisesi Restorasyonu ve C blok yapımı. Yine Nevar Salih İşgören Anadolu Lisesi. Cumhuriyet Nevar Salih İşgören Anadolu Meslek Lisesi 100. Yıl Kız Teknik Öğretim Olgunlaşma Enstitüsü. Yine Bahçova Nevar Salih İşgören Lisesi. Yani eğitimle ilgili yine üniversitede 9 Eylül Üniversitesi ile ilgili Sağlık Hizmetleri Meslek Lisesi okulunun baştan sona yapımı. Yine 9 Eylül Üniversitesi'nde Hemşehrilik Fakültesi'nin yapımı baştan sona teslim edilmiş durumda. Milliyetin ve sağlıktan bahsettik. Evet, evet, yani eğitim ağırlıklı olduğunu evet görüyoruz. Yine ayrıca Nevar Salih İşgören Eğitim Kampüsü diyebileceğimiz yani kendileri adına yapılan bir kampüsümüz var. Burada da yine Nevar Salih İşgören Kız Teknik ve Meslek Lisesi mevcut. Yine Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi, Denizcilik Meslek Lisesi. Yine aynı isimleri taşıyan Ticaret Meslek Lisesi ve Turizm Otelcilik ve Meslek Lisesi şeklinde çok sayıda gördüğünüz gibi kurumlarımız eğitime, İzmir camiasına eğitimde kazandırılmış durumda. Bu kampüsümüzde yine 1000 kişilik bir konferans salonumuz mevcut. 3800 metrekare kapalı alan atölye binamızda burada mevcut. Yani bu konulara, eğitim konusuna sadece görelim, hiç çok önem verdiğini, hiç bu konuda fedakarlığını kaçırmadığını bu şekilde görmüş oluyoruz. Sağlığında da Salih Bey herhalde bu konularda epey. Tabii bu bahsettiğim şeyler zaten sağlığında hayattayken yani yaptığı yatırımda. Biraz sonra vakıf kurulduktan sonraki yatırımları da değineceğim. Yine sağlık alanında Salih İşgören'in kendi sağlığında hayattayken Salih İşgören Alsancak Devlet Hastanesi'ni yaptırdı. Evet. Biliyoruz. Evet. Yine Alsancak Devlet Hastanesi'nin kalp cerrahi ve anjiyo cihazı bağışı mevcut. Hatay Askeri Hastanesi'nin tadilatıyla ilgili önemli bir katkısı olmuş. Yine Bahçova Nevar Salih İşgören Sağlık Merkezi. Yine en son açılışında o zamanki Ulaştırma Bakanımız Nihal Yıldırım Bey ile Sayın Valimiz birlikte yaptı. Gazi Emir Devlet Hastanesi biliyorsunuz. Onu da baştan sona yapımı teslimine kadar yani anahtar çekmece değil. Evet. O şekilde Nevar Salih İşgören tarafından başlattığımız biz vakıf olarak tamamladık. Yani sağlığında başlatılmış. O şekilde başladık. Yine sosyal hizmet yani alan çok yani farklı alanlarda hizmetler devam etmiş. Yine sosyal hizmet alanındaki kendi sağlığı döneminde basın sitesi huzurevi, Borno huzurevi, Gazi Emir Engelliler Bakım Merkezi gibi çok önemli katkıları yatırımları izlediğimize. Evet, yine Türk Silahlı Kuvvetlerimize güçlendirme vakfı aracılığıyla çok önemli katkıları var. Kordon'da iki tane iş yeri, İncir altında bir villa, 5000 metrekarelik arsa, mandalina bahçesi, nakdi bağışlar sürekli devam ediyor. Yani o alanda da kendisini kıskandıracak bir performans var. Yine Mehmetçik Vakfı'na Kordon'da bir iş yeri, şehit ailelerine konak Tibaş Nişanlı'nda iş yeri gibi bu şekilde bağışlarla bahsedebiliriz. Tabii diğer kurumlara da ihtiyaç oldukça talep gelmiş kendi sağlığında katkıda bulunmaya çalışıyor. Örneğin İzmir Büyükşehir Belediyesi Nevar Salih İşgören Müzik ve Sahne Sanatlar Merkezi'nde sağlığımızı yaptırmış hayatın sağlığında. Bahçova Karakolu ve Üç Katlı Lojman gibi diğer örnekleri burada verebiliriz. Daha var ama yani hepsini zamanımız kısıtlı olduğu için vermemiz istedim. Peki vakıf kurulduktan sonra hangi atımlar atıldı? Öncelikle tabii vakıf kaçta kuruldu demiştiniz? 2011'de tescili gerçekleşti. Kendi sağlığına başlattığı vakıf kuruluş işlemi 2011'de gerçekleşti. Biz öncelikle tabii Salih amcanın kendi sağlığında başlattığı yarım kalan yatırımlar üzerinden faaliyetlerimizi devam ettirdik. Biraz önce bahsettiğim kurucunun yani Salih İşgören'in imzaladığı bağış protokolüne istinaden Gazi Emir Nevar Salih İşgören Devlet Hastanesi vakıf marifetiyle ortalama 25 milyon civarında bir ödeme yapılarak faaliyete başlaması sağlandı. Yani oraya 25 milyonluk bir katkısı var Salih İşgören Vakfı'nın. Yine kurucu tarafından yaptırılan 9 Eylül Üniversitesi Nevar Salih İşgören Çocuk Hastanesi ile ana hastane arasında bir sedyeli tüp geçit çalışması vardı. Ona da 500 bin lira gibi bir katkıyla katkıda bulunmuş olduk. Şimdi şöyle bir şey var. Salih İşgören rahmetli sağlığında hep şifai vasiyeti şuydu. Biz İzmir vakfıyız. İzmir'e öncelikle yatırım yapıyoruz. Ve İzmir'e de yaptığınız yatırımları buradaki Sayın Valimiz o dönemde kim olursanız vakıf döneminde Sayın Valimizle birlikte istişare ederek görüş alışverişinde bulunarak ve özellikle hasreten rica ettiği şey
kırık kırık yararak, yani nerede acil ivedi ihtiyaç var, oralara harcamak suretiyle. Biz bu şeyi kulağımıza küpe gibi vasiyeti taşıyoruz. Bu dönemde de değerli valimiz, sayın valimiz Mustafa Toprak Beyefendi'ye de ben buradan teşekkür etmek istiyorum. Bize doğru projelere, doğru tercihlere yönlendirdiği için fikirlerimizden esirgemediği için. Yani biz valiliğimiz aracılığıyla bu şekilde yatırımlarımızı doğru tercihler şekilde yapmaya çalışıyoruz. Onlar işbirliği halindeyiz. Yine bu çerçevede İzmir Valiliği'nde yapılan protokollerle yine sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı tarafından belirlenen oradan gelen liste üzerinden 2276 çocuğa Ramazan ve Kurban Bayramları'nda kıyafet yardımı gerçekleştirdik. Geçtiğimiz Ramazan ve Kurban Bayramları'nda valiliğimizden aldığımız liste üzerinden 2276 çocuğumuza giyim yardımı yapmış olduk. Yine vakıf yani kurulduktan sonra faaliyetlerden bir tanesi de İzmir Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile yapılan protokolle ihtiyaç sahibi gümrük yakınlarının burs imkanı sağlandı. Kıyafet ve kırtasiye yardımı yapıldı. Tabii burada vakfımız İzmir'de tanınan bilinen bir vakfı olduğu için İzmir'deki çok sayıda kurumda bize talep geliyor. Evet. Biz bunların uygun olanlarını, burs talepleri geliyor. Yine biz işte İzmir Valiliğimiz aracılığıyla işte Milli Eğitim'den diğer kurumlardan, minillerden gelen liste üzerinden 500 tane öğrenciye bu şekilde bu sene burs veriyoruz. Yani 500 öğrencimize, evet. Vakıf olarak 500 öğrencimize. Öğrenciler arasında ayrım yapıyor musunuz? Hayır, dediğim gibi başvuru. Biz öğrenci isimlerini listelerimize kurumlar gönderiyorlar. Yani Milli Eğitim ve diğer kurumlar. Valilik aracılığıyla bize bildiriyorlar, onlar araştırma yapıyorlar. Biz onun üzerinden yani yardıma muhtaç ailelerin çocukları daha çok. Tabii. Özellikle bunlardan 500 öğrenciden zannedersem yanılmıyorsam 200 civarındaki şehit polislerin, askerlerin çocuklarına bunu tahsis ettik. Yani 500'den 200 civarındaki bursu şehit ailelerin çocuklarına özellikle tercih önceliklerdi. Evet, yani bu şekilde devam ediyoruz. Geçen hafta güzel bir iş yaptık, yine bir güzellik yaptık. 9 Eylül Üniversitemizle Rektör Mehmet Uzun Bey'le bu konuda yakın temas içerisindeyiz. Şu anki Cumhurbaşkanımız Sayın Tayyip Erdoğan döneminde başbakanken başlatılan bir proje var biliyorsunuz. 150 Kalkınma Bakanlığı projesi bu. 150 milyonluk bir proje. Burada Paris'ten Hindistan'a kadar çok geniş bir coğrafyada benzeri olmayan uluslararası bir proje. Biyotop ve Genom Merkezi diyoruz biz ona. Yani Gen Araştırma Merkezi. Bu Gen Araştırma Merkezi'nin biz vakıf olarak 2,5 milyonluk gibi bir Gen Araştırma Merkezi yaptırma taahhütüne bulunduk. Bu şekilde bir protokolümüz var. Merkezin yapımı sizlikten. Merkezin evet. Yani o Gen Araştırma Merkezi kısmını biz vakıf olarak üstlendik. 2,5 milyon gibi bir katkıda bulunacağız. Ve oraya da sağ olsun rektörümüz de Salih Şören ismini verdiler. Yani Salih Şören Gen Araştırma Merkezi ismini vererek orada bize onurlandırmış oldular. Hocam, bu proje çok önemli Ahmet Bey. Evet, ben de onu söylemek istiyordum gerçekten. Hani vakfın yaptığı çok önemli bir şey. Evet, evet, buna katılıyorum. Geçen gerçekten çok önemli. Ama bu biyogen, biyotop merkezinin açılması İzmir'i uçuracak bir proje aslında. Evet, çok doğru. Uluslararası bir proje. Evet. Şöyle ki, biliyorsunuz ne sancardı? Evet. Neyse, İzmir'i atışamadım. Nobel ödülü alan. Nobel alan, evet. Ödülü alan Sancar. Profesör Sancar. Profesör Sancar'ın da içinde bulundu, içerisinde bulundu. Avrupa'dan, Amerika'dan 20 tane uluslararası bu alanda çalışma yapan profesörümüzün bilim kurulunda bulunduğu bir proje bu. Yani onların denetiminde devam ediyor. Yani yurt dışı ortaklarımız var bu konuda. Dediğim gibi bu bölgede tek, yani bu bölgede benzeri yok. Yani Türkiye'de ilk ve bölgede tek proje. İzmir umarım bu projenin değerini anlar. Yani umarım yani biz de yani hem üniversiteler hem kamu yönetiminde kişiler, belediyesi, evet, valiliği, umarım herkes, bütün sivil toplum kuruluşları dahil bu projenin ne olduğunu anlarsak herhalde, evet, İzmir önü farklı bir şekilde açılır gibi geliyor. Tabii, İzmir çok önemli fırsatları kaçırdı biliyorsunuz. Evet. Expo'dur diye daha önceki kaçırdığımız fırsatlar var. Ben bunun bir fırsat burada olarak olduğunu düşünüyorum. Buradan hareketle bir bilim merkezi olarak üniversite
merkezi olarak, araştırma merkezi olarak İzmir'e bir çıkış yapabileceğini düşünüyorum. Evet. Büyük bir proje gerçekten. Çok iyi. Sağ olsun işte Sayın Valimiz, diğer üniversitelerimizin rektörleri orada geçen hafta protokol töreninde bulundular. Çok memnunuz yani böyle bir iyiliğe. Açılış yapıldı. Hayır, protokol yapıldı. Protokol yapıldı. Devam ediyor. İnşaat şu an devam ediyor. Ne zaman faaliyete geçireceğim? Yani bir yıllık falan bir şey var. Yanlış hatırlamıyorsam. Bir yıllık bir falan bir yapım süreci var. Sayın rektörümüz emekli olacak yakında. Evet, o, bu ikinci dönem olduğu için. Herhalde bu tip merkezde. Tabii şeyde, kamu kurumlarında devlette biliyorsunuz süreklilik esas. Tabii. Orada bir bayrak yarışı her kurumda olduğu gibi devam ediyor. Umarım rektörümüz aynı şekilde, aynı heyecanla devam edecek. Evet, bu projeden bilmiyorum ne kadar bahsetseniz bahsetsek azdır gibime geliyor ama gerçekten özellikle Salih İşgören Vakfı'nın bu projeye el atması yani İzmir'e yapılacak katkıların en büyüğü bence. Bundan daha büyüğü de olamaz herhalde. Evet, buyurun. Şimdi tabii bu şu ana kadar yaptıklarımız yine bugün biraz önce İzmir Müftülüğümüzden geliyoruz. Arkadaşlarımız orada bir protokol, son görev paylaşımı yaptık. Ben buraya geldim programı. Arkadaşlar orada protokolümüz hazırlıyor şu anda. Kutlu Doğum Haftası'nda bulunuyoruz biliyorsunuz. Evet. İzmir müftülüğümüzle işbirliği halinde bir faaliyetimiz var. İşte 3000 civarında kitabı işte Diyanet Vakfı yayınlarından müftülüğümüzün seçtiği kitapları bu Kutlu Doğum etkinlikleri çerçevesinde vakfımızın sponsorluğunda gençlerimize, çocuklarımıza, vatandaşlarımıza, hemşehrilerimize dağıtıyoruz. Yani böyle bir sponsorluğumuz var. Yine önümüzdeki cuma günü dört büyük ilçemizde, dört camide işte hem şehitlerimiz için hem de bu rahmetli vakıf kurucularımız adına mevlid okutulacak. Onlara da sponsor olmayı düşünüyoruz. Evet. Yani bunlar işte bu hafta olan faaliyetler olduğu için daha güncel. İsterseniz ben önümüzdeki hedefler, yani önümüzdeki dönemde yapılmasını hedeflediğimiz veya evet, bize gelen çok sayıda talep var. Biz içerisinden en ivedi, acil olanları seçmeye çalışıyoruz. Bu çerçevede Kültür Bakanlığı'nca tahsisli, biliyorsunuz vakfımıza tahsisli Alsancak eski tekel binaları var. Burada İzmir Koruma Kurulu'ndan projenin onayıyla Kültür Bakanlığı'ndan gerekli izin aldıktan sonra buranın bir kültür sanat eğitim amaçlı olarak kullanmak üzere restorasyon işine başladık. Buranın İzmir'e en uygun, optimal şekilde kullanılacak şekilde. Neresi hocam bu? Bu eski tekel binaları, Alsancak'ta. Orası vakfımıza tahsisli şeyler kullanımda. Oranın restorasyonu devam edeceğiz. İşte kültür, sanat konularında ağırlıklı olarak faaliyet göstermek üzere oraya İzmir'e kazandırmayı düşünüyoruz. Yani faaliyetlerimizin birisi bu. Şu an önümüzde olan. Yine herhalde yarın onu yapacağız. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi ile bir protokol çalışmamız var. Orada medya merkezi, yani sizin de alanınızı ilgilendiriyor. Büyük bir medya merkezi. Oraya da zannedersem 400 bin lira gibi bir katkıyla büyük bir medya merkezi kurmayı düşünüyoruz. İletişim Fakültesi bünyesinde. Bu konuda üniversite yönetimiyle Galip Hocamızla temas halindeyiz. Çalışmalarımız devam ediyor. Yani muhtemelen yarın herhalde protokolümüz gerçekleşecek. Evet, güzel şeyler. Güzel şeyler duyunca böyle mutlu oluyoruz. Özellikle böyle kara günleri yaşarken, özellikle her gün güzel haberleri duyarken güzel haberler. Evet. İhtiyacımız var böyle haberlere. Evet hocam. Tabii yani burada bizim vakıf olarak amacımız kamu yararı. Yani biz sosyal sorumluluk olarak yaptığımız işleri düşünüyoruz ve öyle üstleniyoruz sosyal sorumluluk projesi kapsamında. Bunları yapıyoruz. Yine İzmir Müftülüğümüzün İzmir'e büyük bir protokol cami yapma talebi var, girişim var, planlaması var. Bu rahmetli Salih İşgören'in de temel şeylerinden birisiydi, hedeflerinden birisiydi. Yani İzmir'de bu konuda bir protokol cami yapılmasıyla ilgili eksiklik olduğunu hep söylüyordu. Müftülüğümüzün de bu konuda bir girişimi var. Buna da biz elimizden geldiğince katkıda bulunmayı düşünüyoruz yani protokol cami. Yeri belli mi? Tam herhalde çalışma yapıyorlar. Yeri belli değil şu anda ama protokol cami düşüncesi var. Yine İzmir Emniyet Müdürlüğü'nce kullanılacak polis eğitim merkezi yapılması konusunda görüşmeler devam ediyor. Yani polislerimiz, emniyetimize bir eğitim merkezi kazandırma konusunda da onların da talepleri var. Bizim de bu önem verdiğimiz bir konu zaten eğitim konusu. Yani zaten emniyet güçlerimiz biliyorsunuz, güvenlik kuvvetlerimiz çok üzüldü bir dönem yaşıyoruz. Onlara katkıda bulunmak, bir nebze biz katkıda bulunmak istiyoruz. Bir polis eğitim merkezi
yapılmasına katkıda bulunmak şeklinde bunu gerçekleştirmek istiyoruz. Yine bir diğer hedefimiz de önümüzdeki çalışmalardan birisi de İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü'nüz var biliyorsunuz. Evet. Üniversitelerimizden birisi. Burada bilimsel çalışmalara destek konusunda yani Türkiye'den dünyaya bir şey var, beyin göçü var malumunuz. Bu beyin göçünü tersine çevirmeye yönelik bir çalışma çerçevesinde Nobel ödüllü bilim adamlarının da katılacak uluslararası sempozyum yapılacak önümüzdeki günlerde. Onlara da bu tersine beyin göçü konulu uluslararası sempozyum sponsor olmak suretiyle onlara da bir katkımız olacak. Bununla ilgili protokolü imzaladık. Evet. Yani bu çerçevede dediğim gibi özellikle eğitim konusunda, sosyal hizmetler konusunda, sağlık konusunda güzel İzmir'imizin yerel üretimlerle de sivil toplum, diğer sivil toplum kuruluşlarıyla, kamu kurumlarıyla da işbirliği halinde gençlerimizin, hemşehrilerimizin ihtiyacını görecek, onların işlerini kolaylaştıracak her türlü faaliyete koşturmaya çalışıyoruz. Bakmalar. Evet, bu Yüksek Teknoloji Enstitüsü'nden bahsedince böyle şimdi az önce genom merkezinden bahsettiniz. Evet. Çok önemli bir şey. Bir de teknoloji merkezimiz var ama sanırım teknoloji merkezi gereken ilgiyi mi görmedi? Nasıl oldu? Bilmiyorum. Çok önemli bir şey. Hani genom projesi kadar olmasa bile çok önemli bir yer burası da. O biliyorsunuz iki yerde var benim bildiğim kadar. Üçüncü var mı bilmiyorum. Şimdi İzmir'de Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü var. Bir de evet. İzmir'de var. İki yerde açıldı. Ben yani dediğiniz gibi çok yerde çok önemli görüyorum. Bunlar hani Ar-Ge çalışmaları açısından, evet. Teknoloji atılımları açısından. Birinin üretildiği yerler aslında. Evet. O bağlamda bu sempozyum çok önemli. Yani bu Ar-Ge çalışmaları, teknolojik faaliyetler biliyorsunuz. Beyin değeriyle oluyor. Yani bunlar işte bizim bugün Amerika'da, Avrupa'da çok sayıda buradan giden NASA'dan tutun, çok değerli üniversiteler, Harvard'a kadar çok değerli üniversitelerde Türkiye'den gitmiş insanlar var, beyinler var. Hı hı. Bunların tersine bir göçle Türkiye'ye kazandırılması gerektiğini düşünüyorum. Bu çerçevede bir sempozyum bu. Tabii, orada sponsor olmayı. Tabii bunlar için de böyle önemli projeler gerekli. Bu adamları çağıracaksın, nerede çalıştıracaksın? Tabii ki. Yahut da, o standartı sağlamak evet, gerekiyor. O standartı sağlamak gerekiyor. Umarız bu sempozyum bir işe yarar. Ne bileyim, bilim adamlarımıza böyle yani Türkiye'de de bir şeyler yapmak Yemeğe gerektiğini... Çünkü bu, Türkiye bir atılım yapmak zorunda. Tabii. Atılım yapacağımız yerlerde bu tür merkezler, bahsettiğiniz merkezler. Yani bilim her türlü yeniliğin başlangıcı bize yol gösterici tek rehber bildiğimiz gibi. Bilimin rehberliğinde Türkiye'nin muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkma yolunda atılımlar yapması gerekiyor. Bu konuda herkese görevler düşüyor. Evet. Size de hepimize. İnşallah sempozyumdan güzel sonuçlar çıkar. İnşallah. Evet, beni heyecanlandıran iki şeyden bahsettiniz. Bu genom merkezi, bir de bu sempozyum. Evet. Dediğim gibi hani heyecanlanmamak elde değil. Çünkü evet. Bu ülke bir atılım yapmak zorunda. Yani ülkenin geldiği kurum, çevremiz belli neler olup bitti. Evet. Ülke kendini geliştirdikçe, yükseldikçe, büyüdükçe, evet. Bazı başarılara imza attıkça sanırım etrafımızdaki bu... Kara çevrelerin sayısı artıyor. Evet. Etrafımızda kara şeyler de azalır yavaş yavaş, güçlendikçe sanırım. Evet. Tabii şimdi çemberler çok atılıyor. Evet. Evet, tabii o boyut var. Bir de bizim şöyle bir konuya temas etmek isterim izninizle. Şimdi bizim bu bölgede mesela bunun güzel örnekleri var. Mesela Bolu'da İzzet Baysal Üniversitesi var biliyorsunuz. Oradaki hayırsever yaptırdığı bir şehre mal olmuş bir üniversite var. Yine yakınımızı da unutmayalım. Muğla'da Sıfır Koçuk var. Rahmetli. Evet. Onun yaptığı bir üniversite var. Şehre kazandırdı. Yine şeye gitmek lazım. Mesela Kayseri'de devlet üniversitelerinin her bir binası oradaki önde gelen insanların birinin ismini taşır. Yani öyle isimsiz şey yoktur. Yani falan şirket adına yapılmış bir ismini taşır. Yani hepsine şehir oradaki yerli insanlar katkı vermiştir. Bizim bu bölgede bunun maalesef şey yani Muğla hariç. Kayseri'de bu konuda daha... Kayseri'deyim yani orada da evet. Maalesef. Kayseri'ler bu konuda daha bir şey. Evet çok organizeler yani onu evet. Takdir etmek lazım. Güzel örnekler var. İşte biz bu noktada da rahmetli Salih İşgören, Nebel Salih İşgören büyüklerimiz vasıtasıyla bu ölü toprağından sıyrılmak İzmir'de bu anlamda bir güzel örnek olmak istiyoruz. Hı hı. Yani güzel örnek anlamında. İzmir'e hani bir lokomotif olmak bu anlamda çalışması yapmak istiyoruz. Yani bu eksiklik yani bizim bölgemizde bu hani
kültür çok fazla. Bunun geliştirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Evet, inşallah gelişir. Çünkü ülkenin gerçekten çok şeye gereksinim var. Evet. Bunlar da ancak bu şekilde hayırseverler vasıtasıyla karşılanıyor. Tabii bu geliştikçe evet ülkenin çıkarına. Evet hocam, başka hedeflerde neler var? Evet. Yani şu an işte sürdürdüğümüz çalışmalar yine kentin çeşitli ilçelerinde gerek devlet kurumlarından gelen bazı işte yurt, öğrenci yurtları, özellikle 9 Eylül Üniversitemizin bu şeyle birlikte, genom merkeziyle birlikte hemen orada bir 1000 kişilik kız yurdu talebi var. Birlikte vakıfla onu yapacağız. Kız yurdu çünkü eksiklik o. Yani şeyde o bölgede şey yok. Ayrıca bir de yurt dışından gelen, biraz önce dediniz ya, memnun etmek lazım bilim adamlarımızı. Onlar oradan bu toplantılar için veya işte genom merkezinde çalışmak üzere veya değişik bilimsel faaliyetler için gelecek bilim adamlarımızı misafir edeceğimiz özel bir kompleks yapmak istiyoruz. Misafirhane yapmak istiyoruz. Nerede olacak hocam? Yine bu da şeyin içerisinde. İnciraltı'nda. İnciraltı. Evet, böyle bir projemiz var. 9 Eylül birlikte bunu yine organize ettik. Yani bu öğrenci yurtların meselesi de önemli. Yani biliyorsunuz gençlerimize sahip çıkmamız gerekiyor. Özellikle evet, bayan öğrencilerimizin bu konuda mağduriyetleri olduğunu düşünüyoruz. Yani onlara sahip çıkmaya çalışıyoruz. Üniversitelerimizle işbirliği halinde. Yine yaşlı bakım evleri konusunda, işte huzur evleri konusunda gelen talepler var. Onları da imkanlarımızı elde ettiği sürece, işte önceliklerimizi belirlemek suretiyle onlara da katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Cevap vermeye çalışıyoruz. Evet, çok güzel. Evet, hedeflere devam edelim biraz da. Var sanırım elinizde birçok şeyler, evet, söyleyeceğiniz bu konuda çok şeyler var. Evet. Fakat işin ilginç tarafı gerçekten Nevar Salih İşgören Vakfı'nın, daha doğrusu Salih amca diyordunuz, evet, Salih İşgören'in gerçekten bu kadar büyük bir çevreye yardımda bulunması çok önemli. Evet, yani Salih amca... Yani başka bir isim pek duyamıyorum İzmir'de. Bilmiyorum şimdi. Maalesef keşke olsa. Yani hani güzellikler, iyilikler paylaşıldıkça çoğalır, zenginleşiriz. Ama maalesef yani bu konuda çok fazla örnek yok. Yani bizim bölgede bilmiyorum. Yani şeyde dışarıda var. Kayseri örneği bu konuda, mesela Bolu'da güzel bir örnek var. Güzel örnekler var. Ama biz hani bu konuda bir, en azından örnek olmak. Yani böyle bir şey, iyilik hareketini örneklik etmek anlamında. Peki başka bir çalışma var mı böyle? Sizin vakfa benzer başka bir çalışma var mı İzmir'de? Duyduğunuz yahut da ne bileyim olabilir dediğiniz. Şimdi biz tabii kendi işimize bakıyoruz yani. Doğru, başka şeylerle tabii mutlaka vardır yani. Ama hani biz bir isim üzerinden, yani bir hayırseverin kurduğu, yani birçok vakıflarımız, değerli vakıflarımız var, derneklerimiz var. Onlar da bu tür faaliyetler yapıyorlar kamu yararına. Sivil toplum kuruluşu olarak, ama biz hani bir hayırseverin kurduğu bir vakıf olarak, yani Nevar Salih İşgören Çiftliği'nin kurduğu bir tek kişi üzerinden, bir aile üzerinden, rahmetlerin biliyorsun çocuğu da olmadığı için bütün mal varlıklarını, bütün şeyi, sağlığını kendi yaptığı yatırımlarla, sonrasında da vakfa bütün mal varlığını aktarmak suretiyle bu güzelliklerin devam etmesini istemiş. Biz de o çerçevede onun vasiyetini dediğim gibi kılı kırk yararak ve burada devlet büyüklerimizle, valiliğimizle, diğer kurumlarımızla işbirliği yaparak, onlarla istişare ederek, görüş alışverişte bulunarak faaliyetleri yürütmeye çalışıyoruz. Evet, İzmir'in korkunç ihtiyacı bu aslında. Çok güzel şeyler. Evet, başka neler söyleyeceksiniz bize? Yani ben soramıyorum. Evet, yani... dediğim gibi yani tabii güzel işleri yapmak biraz fedakarlık istiyor. Yani evet, burada özveri istiyor. Yani burada tabii biz, ben normalde üniversitede çalışıyorum. Öğrencilerim var, derslerim var. Yani bir sürü yaptığımız çalışmalar var. İşte 2012 şeyiydi, Haziran'ıydı. Buradan işte vakıf yönetimine iki arkadaş geldi. Ya dediler, işte ben o zaman tabii biraz aktif bir dekandım. Çalışıyorduk, koşturuyorduk. Hem de şu anki başbakanımız Sayın Ahmet Davutoğlu, benim doktora tez danışmanım. Yani iki tane doktora tez çalışan öğrenci var. Birisi benim. Yani bunu övünerek söyleyebilirim. Başbakanımızın şeyini. Birisi benim. Bu çerçevede onlar duymuşlar tabii. Biz tabii onu da aslında söylemiş olacağım şimdi. Biz vakıf olarak ileride bir üniversite kurmak istiyoruz. Bize yardımcı olur musunuz? İzmir'de. İzmir'de bir Nevar Salih İşgören Vakfı Üniversitesi
kurmak istiyoruz, fikrimiz var dedi arkadaşlar. Ya dedim ben hani benim normalde yoğun, yani dekanlık görevim var, çok yoğun çalışıyorum ama en azından mütevelli heyetinde şimdilik de bu üniversite kurmak hemen bir yılda iki oldu, olacak bir şey değil, de beni de hazırlık gerektiriyor, çalışma gerektiriyor. Bu çerçevede ben mutlaka katkıda, çünkü benim alanım yani ben akademisyenim, katkıda bulmak isterim dedim. Tabii onlar en azından hani biz o hazırlıkları yapıncaya kadar siz mütevelli heyet olarak bize katkıda bulunuyor. Ben öylelikle de bu işin içine girdim. Son derece memnunum yani arkadaşlarla çalışıyoruz. İşte 2014 Kasım'da da dekanlık sürem bitti, görevim bitti. Arkasından daha aktif olarak vakıf çalışmalarına zaman ayırma fırsatı bulduk. İşte 2015 Şubat'tan bu tarafta yönetim kurulu başkanı olarak devam ediyordu. Aslında bir müjde de vermiş olduk Ahmet Bey, dikkat ederseniz. İzmir'e evet. Yeni bir vakıf üniversitesi ile ilgili bir şeyimiz var, planlamamız var. Devlet sağlığı iş göre. Aslında müjdeler bir tane değil de böyle şöyle bakıp. İç içe geçmiş oldu. Hepsi iç içe geçti. Çok evet. Çok güzel şeyler. İzmir'in geleceğiyle ilintili olarak çok güzel şeyler. Hocam kurumlardan bahsettiniz daha çok. Böyle yardım yaptığınız yerlerden evet. Mesela Milli Eğitim gibi, Sağlık Bakanlığı gibi kurumlar. Kişiler de başvurabiliyor mu? Ya da kişilerle ilgili de bir şeyler yapılıyor mu? Yoksa sadece kurumlar mı? Kişiler daha çok burs imkanları üzerinden yararlanıyorlar. Dediğim gibi onu da biz şey olmasın diye, bir şair bir yanlış anlaşılma olmasın diye kendimiz isim belirlemiyoruz. Şey üzerinden, dediğim gibi kurumlarımız üzerinden, örneğin işte Milli Eğitim'den 200 isim istiyoruz. Onlar araştırıyorlar, valilik aracılığıyla bize bu belirledikleri ihtiyaç sahibi öğrenciler belirleyip bize gönderiyorlar. Yani bu şekilde bir sistemimiz var. Yani kendimiz hani direkt şeye girmiyoruz. Yani öyle bir yöntem kullanmıyoruz. Çünkü vakıf bu emanet bir değer. Bunun hani saylardanlığı şeyiyle vasiyet içerisinde kırk yarar şekilde hassasiyetle optimal bir şekilde kullanmamız gerekiyor. Böyle bir yöntemimiz var. Yani kişiler bazında çok başvuru olmuyor. Biz tabii yani kurumsal çalışıyoruz. Yani evet. Kent bazında, İzmir kent bazında çalıştığımız için. Öyle bir yöntemimiz var. Genellikle valilik kanalıyla gelen. Evet, evet. Yani değişik bir kurumlar kanalıyla gelen. Evet. Evet. Tabii işte devletimizin imkanları her şeye yetmiyor. Yani hani kurumlarımız işte bir takım yatırım projeleri oluşturuluyor. Bunlara ödenek geliyor. Yetmiyor. İşte belli bir yerde tıkandıkları yer oluyor. Şimdi mesela biz Gaziantep Devlet Hastanesi'ni yaptık. Yani anahtar çekmece. İşte 25 milyar gibi şeyle bir eski rakamla katkıda bulundu. Şimdi onlar tabii geçtiğimiz Kasım ayıydı galiba. Çok 112 acil servise ihtiyacımız var. Ve bununla ilgili tabii adı üzerinde konusu itibaren acil yani. 112. Dediler biz bunu hani yapıncaya kadar, burada projeyi alıp yatırım yapıncaya kadar çok zaman geçecek. Bu konuda bize katkıda bulunur musunuz? Hayır dedik yani biz kendi yaptığımız kurum daha iyi verimli olmasını, daha çok aktif olmasını, çalışmasını isteriz. Dolayısıyla hemen onunla bu tür acil konulara da araya sıkıştırıp katkıda bulmaya çalışıyoruz yani. Evet hocam, çok güzel çalışmalar. Gerçekten bir İzmirli olarak böyle bir vakfın İzmir'de olmasından gurur duyuyorum gerçekten. Sağ olun. Bir de verdiğiniz müjdeler o kadar güzel şeyler ki. Evet. İzmirli umarım İzmir'in bütün kurumları, kurulları, kişileri bu onların kıymetini bilir. Evet, süremizin sonuna geldik. Son sözü olarak bir şeyler, neler söylemek istersiniz İzmirlilere şöyle ekranımıza dönerek. Evet, ben güzel İzmir'imize, güzel kente tabii katkıda bulunan, emek veren, değer veren, değerlerini ona kadar herkese teşekkür ediyorum. Biz bir iddiamız yok ama bu değer katma, iyilik yapma, bu işte örnek olma çalışmalarında biz de bir adım atmak istiyoruz. Yani bir örneklerden birisi olmak istiyoruz. İzmir'imiz yani benim gözümde de çok değerli bir kent. Buranın daha iyi yerlerde olması lazım her açıdan. Ekonomik açıdan, sosyal, kültürel açıdan, her açıdan daha iyi yerde olması lazım. Ben bu katkıyı sağlayan herkesi saygıyla burada selamlıyorum. Pardon sözünü kesiyorum. Vakıfa bağış da yapılıyor mu dışarıdan? Vakıfa şu ana kadar öyle bir yöntem oluşmadı. Yani oluşmadı. Biz tabii kendi şeyimizde. Çünkü bazı kişiler olabilir. Çünkü bu vakıf olabilir, güzel şeyler tabii. Yapıyor. Yani öyle bir şey, imkan var ama yani şu ana kadar öyle bir şey oluşmadı. Yani düşünenler olabilir tabii. Yani böyle bir bu kadar faaliyete bir nebze belli katkı olsun demek isteyenler olabilir. Ama şu ana kadar hani öyle bir yöntem kullanmadık. Dediğim gibi ben bu fırsat
fırsatı da, yani bu güzellikleri anlatma fırsatı verdiğiniz için de Yeni Bir Türk TV'nin şahsında size teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. İzmir'de hemşehrilerimize saygılar sunuyorum. Evet, çok teşekkürler Sayın Hocam. Gerçekten söyledikleriniz çok önemli. İzmir için, İzmirliler için çok önemli. Başarılarınızı ve katkılarınızın devamını dilemekten başka bir şey gelmiyor elimizden. Sağ olun, çok teşekkür ederim. Başarılar dilerim. Sağ olun. Evet sayın seyirciler, yeni günde gündem burada sona eriyor. Konuğum Sayın Profesör Doktor Mustafa Ökmen'di. Nevat Salih Üçkerem Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı. Biz Yeni Gün ailesi olarak kendisine tekrar teşekkür ediyoruz. Kendilerine ve vakfa. Ve yeni günde tekrar buluşmak dileğiyle hepiniz hoşçakalın.